Dönüşen Dünya'dan hepinize merhaba. Finans, bankacılık ve paranın dönüştüğü noktada duran ve bunun liderliğini yapan başlıca isimlerden olan dijital CEO Soner Canko şimdiki konumuz. Soner Bey hoş geldiniz. Şimdi dijital para dediğimiz bir kavram var. Son zamanlarda çok kullanıla gelen, üzerine çok yazılan, çok çizilen. Dünyada şu an itibariyle tüm alışveriş, ticaret işlemlerinin ne kadarı dijital parayla yapılıyor ve bu dijital parayı yoldan geçen arkadaşımızın anlayabileceği şekilde nasıl tanımlayabiliriz? varlıkların içerisinde çok küçük bir paya sahip bir fenomenden bahsediyoruz. Kripto paralar ve dijital paralar bir diğer adıyla. Bugünün dünyasında dijital bir parayla alışveriş yapabilmek o kadar da kolay değil. Çünkü bir alışveriş yapabilmek için alışverişin yapabileceğiniz yerlerin de o dijital parayı kabul ediyor olması lazım. Dolayısıyla henüz bugün arzı var ama Talep kabul eden işletme sayısının az olduğu bir e, durumdayız. Nakitsiz toplum hedefi bir, ülkünün, bir ülkenin dijitalleşme kültüründe neden önemli? Nakitsiz toplum ile dijitalleşme birbirini çok destekleyen iki öge. Çünkü e, dijitalleşen bir toplumda artık fiziki e, malların yerini, fiziki eşyaların yerini hep dijital bir takım değerler alıyor. Bu anlamda bakarsanız çok kıymetli deri cüzdanlarımızda sakladığımız, içerisinde eskimesin diye katlayarak özenerek koyduğumuz o paraların ciddi maliyet var. Bu maliyet için literatür şunu söylüyor, gayri safi milli haslanın yüzde yarımı nakitin maliyetine gidiyor diyor. Yani hmm. ülkemizde yaklaşık 700 milyar dolar desek 3,5 milyar dolarlık bir maliyetin, sırf o nakitin basılması, saklanması, taşınması ve kullanılması döngüsüne gidiyor. Dijital dünyanın bir başka nedeni de var. Kaydını tutabilmek, izini sürebilmek, şeffaflık diyelim. Nakitsiz toplumun en önemli faydalarından bir tanesi de iz, izi sürülebilir. Yani vergisi verilmiş, inkar edilemez, ispatlanabilir ve her şekilde ülkenin büyümesine hizmet etmiş, kayıtlı ekonomiye girmiş bir değer olması anlamında da çok önemli. 10 sene önce Türkiye'de kartlarla yapılan ödemeler toplam tüketim harcamalarının yaklaşık %10'uydu. Bugün %40'ı. Size bir başka örnek vereyim. 10 sene önce internetten yapılan ticaret bugünkünün onda biri kadardı. Şu anda internetten yapılan ödemeler 10 senede 10 katı artmış durumda. Yaklaşık 200 milyar TL'lere geldi ki bu her 5 liralık kartlı ödemenin 1 lirasının internette ödeme olarak yapıldığını gösteriyor. Hmm. Ekim ayında günde 2 milyona çıktı. 10 ayda %100 büyüme işlem sayısı. Şifreli işlemlerimizin yaklaşık 15 ila 20 saniye sürdüğünü, ama temaslı işlemlerin 7 ila 10 saniye sürdüğünü hesapladık. Her bir işlemde kullanıcılara ortalama 10 saniye kazandırıyoruz. Sizlere e, Türkiye'de dijital ödemelerin 50 yıllık bir kronolojisini paylaşmak isterim. Şunu görüyorsunuz: 50 yıl önce yani tam 1969'larda Türkiye'de yabancı turistlerin plastik kartlarıyla otel ve e, turistik alışverişlerini yapabilmeleri ilk kez mümkün hale geliyor. Bundan sonra uzunca bir süre e, gelişme yok. Az sayıda işletmede işte bu büyük beş yıldızlı oteller, kapalı çarşıdaki birkaç tesisler e, veya restoranla sınırlıyken e, ta ki 80'lere kadar böyle çok ilerleme yavaş. 80'lerde ilk defa o zaman ATM diye adlandırabileceğimiz e, para makineleri e, geliyor. Bankaların önüne, şubelerin önüne konuyor. 80'lerde bu Para makineleri çok rağbet görünce ardından işte bunların kartla çalışanları olsun diye 87'de yeni modelleri geliyor. ATM'yi koyduğunuz zaman buna kart vermeniz lazım. Kartlar, banka kartları, şimdiki banka kartları başlıyor. Ve o zaman kartların sağ alt köşesinde hiçbir marka yok. Her banka kendi markasını koyarak başlıyor. Bakın hemen geldik 20 sene attık. 89'lara geldiğimizde ilk defa bugünkü anlamıyla tanıdığımız kredi kartları ve banka kartları ve sağ alt köşedeki o markaları görüyoruz. 89 2019 30 senede de şu anda geldiğimiz nokta yaklaşık 220 milyon kart banka kartı, öne dömeli ya da kredi kartı, temaslı, temassız cüzdanlarımızda. Muazzam bir gelişme. Bunun biraz da yıllık verilerine getirirsem senede yaklaşık 5 milyar adet kartlı ödeme bunun içerisinde çok önemli bir oran internetten yapılan ödeme, önemli bir oran temaslı ödemeler. Bütün bunlara baktığınız zaman işte işlemlerin sayısı artıyor, mikro ödemeler artıyor. Ama bana özetle cesaret veren şey nedir? Geçmiş 50 yıla bakıyorum. İnsanlık tarihinin binlerce yılda alamadığı bir yolu şu 50 yılda almışsak, önümüzdeki 50 ayda da bu tarif ettiğim türden dramatik değişimler yaşayacağımız kesin